Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hadana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakku. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Sadakallahul azim. Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Medresemizde bugün elhamdülillah 11. dersimizi yapacağız. Harf-i metlerde kalmıştık. Vav harfini, vav'un çekeceğini dün görmüştük. Bugün Allah nasip ederse Y harfinin, hareketsiz Y harfinin çekerini, medini göreceğiz inşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Salavat-ı şerifelerimizden sonra inşallah dersimize geçelim. Dünkü dersi tekrar etmiyorum. Bugün inşallah Y'nin çekerini göreceğiz. Yarın Allah nasip ederse Elif'in çekerini gördükten sonra bir sonraki ders, üçünü birden kısaca bir tekrar yapacağız inşallah. Çünkü bu dersleri ben çok zor ders olarak görmediğimden dolayı üzerine fazla durmayacağız inşallah. Ama üçüncü dersten sonra, harf-i metlerin üçüncü dersinden sonra kısa bir tekrar yaparız. Evet, ne demiştik en son? Kur'an-ı Kerim'de harflerin bir kısmı uzatılarak okunuyordu. Bunları okutanlar üç tane demiştik. Vav, ya, elif. Yani şu üç taneden herhangi bir tanesi hareketsiz olarak yazılırsa kendisinden önceki harfi uzatarak okutuyordu. Vav'ı gördük, şimdi Y'yi göreceğiz inşallah. Evet, Y harfinin hareketsiz olduğu zaman ne iş yaptığını şurada bir görelim. Y harfi gördüğünüz gibi burada kırmızıyla yazılmış. Lam'ı şurada bakın şöyle bir aşağıya doğru bir asar yapmış. Bunu ilk defa görüyorsunuz. Bu ne demek arkadaşlar? Lam'ı uzatarak oku demek. Her zaman karşımıza öyle çıkmayabilir. Mesela şurada bir tane var. Bakın şurayı göstereyim. Halbuki aynı işi yapıyor. Bakın. Şu Y'de hareke yok. Şurayı gösteriyorum. Y'de hareke yok. Lam'ı uzatarak okutuyor. Ama işareti, rumuzu şu. Ama şuraya bakın. Burada da Y'de hareke yok. Ama işareti esir olarak gelmiş. Yani her halükarda şu Y hareketsiz olduğu zaman kesinlikle bir önceki harf hangisi ise, ince ise ince, kalınsa kalın o fark etmez. Bir önceki harfi ne yapıyoruz? Uzatarak okuyoruz. Şurada bir F'yi misal verelim. F. Ya da şöyle de olabilirdi bu. Şöyle de düzeltiyorum. Hareket olabilirdi. Ya da kafa misal verelim. Kaf. Şöyle de olabilirdi. Esre gelirse ne yapıyoruz? Çünkü Y'de hareke yok. Ya da şöyle de olabilirdi. F'yi de şöyle çekebilirdik. Şöyle bir misal verelim. Bu ne yapar? Y'de hareke yok. O zaman Z'yi ne yapacağız? Uzatarak okuyacağız. V şeklinde uzatarak okuyacağız. Bunu buna niye bağlamadık? 6 tane harfimiz var demiştik. Daha önceleri de defalarca hatırlattık. Kendisinden sonra bir harf gelirse bağlanmayan harfler de onlar. 6 taneydi. Bu Z de onlardan bir tanesi. V değil de Ra gelseydi ne olacaktı? Ya da Z diyelim. Bu peltek olmayan. Buna asar koyduk. Buna asar koymadan okuyalım. Nasıl okuyacağız bunu şimdi? Bu Y'de hareke olmadığı için Z'yi çekerek okuyacağız. Bu böyle değil de şöyle de olabilirdi yani. Şurada misalini vermiştik. Bir tane yazarak misal verelim.
Kafın harekesi esre. Dalınki de üstün. Burada çekilen harf hangisi? Kaf değil mi? Ne çekiyor bunu? Y çekiyor. Hareke olmadığı için. Kıy diye uzatacağız kafı biraz. Ama kafı uzatırken biraz incelterek uzatalım. Kı şeklinde değil de kıy, sanki bu y'yi okuyormuşuz gibi. Kıy de. Peki şu y'de hareke yok, kafı uzatıyor. Tamam. Ama y'de hareke var. Nasıl okuyacağız o zaman? Uzatır mı? Uzatmaz. Niye? Bizim kuralımız vav, ya, elif. Üç tane çekme harfiydi bunlar. Harfi meddi yani. Hareke yoksa uzatır demiştik. Y'ye hareke koyduk. Kaf artık uzamaz. Bu nasıl okunacak o zaman? Kı, ye, de. Kı, ye, de şeklinde okunacak. Peki burada esre olsaydı, şunu karalayalım. Kı, yi, de. Dolayısıyla kural aynen geçerli. Y harfinde, bugünkü dersimiz için söylüyorum, dün vav'ı görmüştük, yarın inşallah elif'i göreceğiz. Y harfinde hareke yoksa mutlaka ne yapar? Önceki harfi çeker. Şimdi buradaki y'de hareke yok. Hangi harfi çekiyor? Şuradaki y'de hareke olmadığı için z'yi uzatın diyor biraz aşağıya doğru. Z'de. Yani bunun esre olduğunu söylüyor bize aslında. Yani bunun aşağı hareketinin aşağıya doğru olduğu, uzatın ama esre olarak uzatın demek aslında. Evet. Verelim birkaç tane daha misalimizi. Fazla karışık olmayan vereyim bir tane. Ye. Ye'yi yaptık. Nunu da yaptık. Şu da çekerimiz olsun bizim. Ye. Hareke var. Nun. Harekesi var. Vav. Harekesi var. Lam. Harekesi var. Burada çekilen harf hangisi? Bakın Y'ye hareke koymadık arkadaşlar. Y'ye hareke koymadığımızdan dolayı nun Y tarafından çekiliyor. Okuyalım. Y, ni, lü. Bir tane vavlı çeker göstereyim size. Evet. Şimdi harekelerimizi de koyalım. Bakın burada iki tane çeker gösteriyoruz şimdi. Yü. Şunu şöyle asar yapalım. Şunu ötüre koyalım. Buna da üstünümüzü konduralım. Şu Y'ye çekiliyor mu? Sonrasında bakın kaf var, harekesi var onun. Kaf dolayısıyla Y'yi çekemeyeceğinden dolayı bunu kısa okuyacağız. Yü. Bu kural dışı zaten. Şu an kuralı görüyoruz. Bakın şu Y'de hareke yok. Ne üstünde ne altında hareke olmadığı için kafı biraz uzatarak okuyun demek. Bir elif miktarı. Kıy, yani şu aslında esredir. Esre olduğunu söylüyor, gösteriyor bize yani. Kıy şeklinde kafı uzat demek. Şuradaki Y. Peki bir önceki dersimizde vav'ın çekerini görmüştük. Vav'da hareke yoksa, bakın yok, altta da yok, üstte de yok. Şu hareke mimin harekesi çünkü. O zaman ne yapıyor bu vav? Bu da mimi çekiyor. Mü şeklinde çekiyor bu da. Bu mim, vav tarafından mü şeklinde uzatılarak okunuyor. Toplu okuyalım o zaman. Yü, kıy, mü, ne. Bir daha okuyalım. Yü, kıy, mü, ne. Peki bir tane kısa misal vereyim. Nile. Nun, ye. Şunları biraz daha belirgin yapalım. Şu nunun harekesi. Y'ye hareke vermiyoruz. L'ye hareke verdik. Nasıl okuyacağız nunu? Ni, illa yani şöyle asar olması gerekmiyor. Şurada misalini vermiştik ya bakın. İlla şöyle aşağıya doğru olması gerekmiyor. Şunu gördüğümüz zaman, yani hareketsiz Y'yi gördüğümüz zaman şu harf esre ile beraber aşağıya doğru uzatın demek. Ni, le şeklinde uzatılarak okunacağını gösteriyor. Evet. Aynlı misal vereyim bir tane. Tek harekeli olsun bu. Şunu şöyle asarlı gösterelim.
Buradaki ayını hangisi çekti? Ye. Neden? Ye'de hareke yok. Şuna şöyle iki nokta da gelebilirdi aslında. Eğer bu cümle devam ediyor olsaydı şunu yazmamıza gerek kalmayacaktı. Onu da şöyle misal, bu cümle sonuna gelen bir örnek olsun. Ye cümlenin ortasına gelirse nasıl olur? Onu gösterelim şimdi. Bakın. Şurada i diye çekiyoruz. Bu ye aynı çekiyor. Tamam mı? Ye aynı çekiyor. Ama ye'den sonra bir harf geldiğinden dolayı, dal geldiğinden dolayı ye'yi şu şekilde yazmadık. Eğer cümlenin sonuna gelirse ye orijinal haliyle yazılır. Gördüğünüz gibi yuvarlak daire için aldım. Ama kelimenin ortasına gelirse, şöyle kırmızıyla çizeyim onu, ye'yi de şöyle yazmamız gerekiyor. Buradaki aynı çeken ye'yi de şöyle yuvarlak içine alalım. Şunu da yuvarlak içine aldık. Bunlar hep bir önceki harfi çekenler. Ne görüyoruz şu anda biz? Harfi med görüyoruz değil mi? Bakın şu ye, yuvarlak içine aldıklarım. Şu ye. Ondan sonra şu ye. Z'yi çekiyordu. Şu ye. Bu da peltek olan z'yi çekiyordu. Bir daha hatırlayalım. Örneklendirmelerle devam edelim. Harfi med 3'tür. Vav, ya, elif. Bu üç tanesi de hareke gelmediği zaman bir önceki harfi uzatarak okunmasını sağlarlar. Şimdi biraz uzun misallere geçelim. Mesela türidüne yazalım şuraya. Tahtada örneği var. Tahtada inşallah biraz sonra evet. Hareketlerimizi koyalım. T'ye ötürü koyduk. R'yi şöyle çeker yapalım. Vav'a da ötürü koyalım. Nun'a da üstün koyalım. Burada çekilen kaç tane harf var? Bugünkü dersimiz Y'ydi. Y'yi şöyle yuvarlak içine alalım. Vav'ı da biraz sonra göstereceğiz. Vav da çekiyor. Vav'ı yuvarlak içine almayalım. Geçtiğimiz ders olduğu için. Şöyle tire haline getirelim onu. Şimdi şuradaki Y harekesi olmadığı için şu ra, yani şu hareke ra'nındır. Tüyü çekmeden okuyoruz gene. Çünkü sonrasındaki ra'nın harekesi var. Tüyü çekmeden okuduktan sonra şu ra'yı Y çekiyor. Neden Y'yi buna bağlamadık? Demin dedik ya 6 tane bağlamayanlar vardı. Ra da onlardan bir tanesi. Bakın dal da onlardan bir tanesi. Vav onlardan bir tanesi. Bak hiç bağlanmıyor. Bunlar hep ayrı yazılıyor. Ra, dal, vav. Geçtim o konu dışıydı. Y'yi dolayısıyla ra'dan ayrı yazdım. Ancak harekesi olmadığı için Y'nin ra'yı çekiyor. Esri olarak çekiyor yani. Ri şeklinde çekerek okutturuyor bize. Peki buradaki dalı ne çekiyor? Bakın buradaki vav'ın da harekesi yok. Aşağıda da yukarıda da harekesi olmadığı için dalı çekerek okutturuyor bize. Ötresiyle beraber. Dü, bunu di diye okuyabilir miyiz? Hayır, ötresi çünkü, harekesi çünkü bunun ötre. Dalın harekesi ötre olduğu için dü şeklinde okuyoruz. Bu nunu da zaten hiç uzatmadan olduğu gibi nun şeklinde üstünle beraber ne olarak okuyoruz. Bunu toplu okuyalım. Tü, ri, ra'yı ye çekiyor demiştik. Dü, vav da dalı çekiyor. Ne? Tü, ri, dü, ne? Tü, ri, dü, ne? Yücibu yazalım şimdi. Onu da şuraya yazalım. Y'nin noktalarını koyalım. Cim'i koyalım. Şu da C'yi çeken Y olsun. Yü. Şunu da şöyle koyalım. B'ye de ötüre verelim. Evet. Burada çeken harfimiz hangisi? Bakın. Y'ye ötre koyduk. Cim'in harekesi esre. Şu esre demek yani. Aynı zamanda çekin demek. Burada hem ye var. Ye'yi göremezsen burada mutlaka çekin diye bizi ikaz ediyor yani. Yü, ci, ye, c'yi çekmeye yarıyor. B de başlı başına zaten uzatmadan okunuyor. Şu ye'yi yuvarlak içine alıyoruz. Neden?
Cim'in çekeri olduğu için. Hareke olsaydı şu Y'de nasıl okuyacaktık? Kesinlikle Cim'i çekemezdik. Evet, anlaşıldı inşallah. Yenilü. Ye. Nun. Şunu da şöyle yapalım. Ye. Şunu hareke koyuyorum bu sefer. Şunun gibi asal yapmadım. Şuna da ötüremizi koyalım. Burada çeken harfimiz hangisi? Y nunu çekiyor. Ni şeklinde okumamızı sağlıyor. Y çekiliyormuş şuradaki Y. Bu da harfimetten bir tanesi. Üç tane harfimet var demiştik. Vav, ya, elif. Şu anda Y'yi görüyoruz. Ancak Y'de hareke olduğu zaman şu örnekte olduğu gibi bakın. Kapattığım sol tarafa bakmayın. Şu Y'de hareke olduğu zaman kesinlikle çekmez. Hareke yoksa önceki harfi çeker. Bakın hemen söylediğimi gösteriyorum. Hareke yoksa önceki harfini çeker. Şurayla bizim bir bağlantımız yok. Şu Y hiç çekilmeden okunuyor. Y şeklinde okunuyor. Şu nun da Y tarafından çekildiği için ni-lü. Y, ni-lü. Y, ni-lü şeklinde okuyoruz. Bir tane daha misal vereyim. Yukimü. Evet. Şu kafa asar koyduk. Kafın çekeri olduğunu gösterdik. Y'de ötre var. Yü. Kafta hareke esre. Y'de hareke yok. Kafı ne yapıyoruz? Aşağıya doğru çekerek oku demek. Kıyı. Mimin hareketi ötre. Mü. Şu Y'yi yuvarlak içine aldık kırmızıyla. Bugünkü dersimiz neydi? Harfi metten Y hareke yoksa kendisinde bir önceki harfi uzatarak okutur dedik. Evet. Yukimüne. Bunu herhalde vermedik. Verdiysek de bir daha tekrar etmiş olalım. Şunu T yapalım o zaman. Evet. Şimdi şuna ötremizi koyalım. Tü. Kafı şöyle çeker işareti yapalım. Kıyı. Yani şu Y olmasa bile, Y'yi göremesek bile kafın çeker olduğunu buradan anlıyoruz. Mime de ötre koyduk. Nuna da üstün koyduk. Burada çekenler hangileri? İki tane çeker var burada. Şu vav bir önceki dersimizdi. Bugünkü dersimiz ne? Y'yi yuvarlak içine alalım. Harekesi olmadığı için ne anlıyoruz? Kafın Y tarafından uzatılarak okunması gerektiğini anlıyoruz. Okuyalım o zaman. Tü, kı, mü. Bakın buradaki mimi de vav çekiyor. Mü, ne. Tü, kı, mü, ne. Bir tekrar yapalım. Üç tane harfimet vardı. Bu harfimetlerimiz vav, ya, elif. Bunlar kendi üzerlerinde hareke yok ise bir önceki harfi çekmeye yarar. Yani uzatarak okumaya yarar. Dün vav'u gördük. Bugün de y'yi görüyoruz. Tahtada misallendirmeye devam edelim. Evet. Tekrimine gördük. Şunu, onu yazalım. T. Üstünü koyduk. Kefe bağlayalım. Cezim. Daha önce görmüştük. Tek. R'ye esre koyalım. Mi'ye esre koyalım. Nuna üstün koyalım. Okuyalım şimdi. Burada çeken hangi harf? Gene Y. Şu hareke şimdi harfi medden olmadığı için, bu mim harfi medden olmadığı için, yani şu hareke Y'ye yakın bile olsa bu harekenin mim harekesi olduğunu anlamamız lazım. Çünkü Y varsa Y'de mutlaka, eğer hareke yoksa Y mimi çekmeye yaradığından dolayı şu harekeyi hemen mime atfedeceğiz yani. Okuyalım. Tek, ri, mi, Y'de hareke yok, mimi çekiyor. Mi, ne. Bu böyle olmayabilir. Şöyle de olabilirdi o zaman.
Zaman zaman göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de de göreceksiniz inşallah. Biraz sonra pratik yapacağız, orada da göreceksiniz. Aşağıya doğru asar olduğu zaman da çekerek okunuyor. Olmadığı zaman da çekerek okunuyor. Yufidu. Evet. Yufidu. Y'ye ötreyi koyduk. Kafa esreye, esreyi koyduk. Bunu okuyalım. Yü. Kı. Dü. Kaf hangi harf tarafından çekiliyor? Kaf burada hareketsiz Y tarafından çekiliyor. Peki bu Y'de hareket olsaydı kaf çeker miydi? Asla çekmez. Ne dedik? Harfimet 3'tür. Bu harfimet kendi üzerlerinde hareket yoksa bir önceki harfi çeker. Kendi üzerinde hareket varsa zaten harfimete girmez. O harfi olduğu harekeyle beraber okuruz. Evet. Te'lemûne. İnşallah yazımız anlaşılıyordur. T'yi ayna bağladık. Te'. Neyse burada Y'yi misal verecektik ama yanlış oldu. Vav'a geçtik olsun. Te'ale. Mü. Bu dünün misali oldu bu. Te'ale müne. Vermek istediğimi yazayım bir daha. Evet. T'yi ayna bağladık yukarıdaki gibi. Lama üstün koyduk. L. Mime esre koyduk. Mi diye çekiyor. Çünkü Y'ye hareket koymayacağız. Buna da üstün koyduk. Okuyalım bunu şimdi. T'yi ayna bağlıyoruz. Cezim bağlamaya yaradı çünkü. Bir önceki harfi kendisine bağlardı. Te. Lamı üstünle okuyoruz. L. Mimi esre ile okuyoruz. Ama çekiyoruz. Y'de hareket olduğu için. Olmadığı için. Mi. Ne. Burada mimi çeken hangisiydi? Yuvarlak içine alıyorduk. Şunu da alalım gene. Te'alemine şeklinde okuyoruz. Evet, tübeşşirine. Y'yi ayrı yazmak zorundayız burada. Neden? Çünkü Ra kendisine harf bağlanmayan 6 taneden bir tanesiydi. Ama Ra'nın çekilmesi lazım. Y koyacağız buraya. Dolayısıyla Y'yi ayrı yazıp Nun'u ondan sonra yazıyoruz yani. Evet, T'nin noktalarını koyalım. B'yi koyduk. Bunlar da Ş'nin noktaları. Şimdi hareketlendirelim. Tü. Beş. Şeddemizi koyalım. Şi. Ri. Ne. Evet, bu güzel bir misal oldu. T'de herhangi bir uzatma, şedde, cezim yok. 5. derste görmüştük harekelerden ötre. Tü çekmeden kısaca okuyoruz. B'yi şeye bağlıyoruz. Şedde var çünkü. Yani şurada iki tane şey var demek. Şeddeyi görünce burada iki tane şey olduğunu anlıyoruz. Birinci şeyi, şeddeyi gördüğümüz için B'yi şeye bağlayarak okuyoruz. 5 şeklinde. İkinci şey de şedde olduğu için burada iki tane var dedik ya. Harekeyle beraber şi'yi okuyoruz. Şöyle 5 şi. Geldik dersimize. Ra'yı hangisi çekiyor burada? Y çekiyor değil mi? Y'de hareket olmadığı için. Ri, ne? Bunu yuvarlak içine almıyorum. Şimdi misal daha vereceğim. Ne şimdi bu ra'yı çeken harfimiz? Y. Ri, ne şeklinde okutuyor. Peki bu Y'de hareket olsaydı nasıl okuyacaktık? Ra uzayacak mıydı şimdi? Ra'yı şimdi uzatamayız. Neden? Y'ye hareket geldi. Hareket gelirse zaten o harfi okumamız gerekiyor yani. Okuyalım o zaman. Tübeşşi, ri, ye, ne. Bakın ne kadar değişiyor. Bu böyle değişiyorsa, okunuşta değişiyorsa manada ne kadar değişiyor? O yüzden bizim bu işe ne kadar ehemmiyet, önem vermemiz gerektiğini inşallah şu misalden anlamış olmanız lazım. Bakın ri, ye, ne oldu. Halbuki şu olmasaydı burada, şu ye'de hareket olmasaydı, şunu kapatalım. Ri, ne şeklinde okumamız gerekiyordu.
Evet, bir misal daha veriyorum. Misalleri kapatıyoruz. Tekrimine. Nasıl yazmış onu? Evet. Tek cezimi bağladık. T-İ-K'ye bağladık. Ri'yi esreyle okuduk. Mi'yi asar yapalım. Nun'a üstün koyalım. Burada çekilen harf hangisi? Mim. Çeken hangisi? Yuvarlak içine alıyorduk. Şunu da alalım. Adet bozulmasın. Y, Mim'i burada çekiyor. Hareke olursa ne yapıyor? Hareke olursa çekmez. Hareke olmadığı için bir önceki harfi çekiyor. Şunu bir daha okuyalım. T'yi kefe bağlıyoruz. Ne bağlıyor? Cezim bağlıyor. Tek, bakın şu T, şu hareke T'nin harekesi. Gördüğünüz gibi üstün, T'nin harekesi. Kefte hareke yok. Bakın şu kefte hareke yok. Cezim var. O zaman ne yapıyoruz? T'yi kefe bağlıyoruz üstünle. Tek şeklinde. Ri'yi hiçbir şekilde uzatmadan okuyoruz. Mi'yi uzatıyoruz, bakın şu mi'yi uzatıyoruz. Hangi harf uzattı? Y uzattı. Mi şeklinde uzatarak okuyoruz. Nunu da uzatmadan. Tek ri mi'ne. Elhamdülillah. İnşallah anlaşıldığını umarak tahtadaki misallerimize geçelim ve dersimizi sonlandıralım. Evet, bir daha baştan söylüyorum. Harfi medden Y harfini görüyoruz. Harfi med 3 taneydi. Bu harfler hareke olmadıkları zaman, kendilerinde hareket olmadıkları zaman şurada gördüğünüz gibi bir önceki harfi uzatarak okumaya sebep olur. Evet. Şu lamı uzatarak okuyoruz şimdi. Li. Eğer olmasaydı li şeklinde okuyacaktık. Şu ye olmasaydı bi şeklinde okuyacaktık. Şu ye olmasaydı fi şeklinde okuyacaktık. Ya da şu ye olsaydı, hareket olsaydı üstün mesela fi ye şeklinde okuyacaktık. Dolayısıyla Y'de hareke yoksa hemen anlıyoruz ki bir önceki harfin, bağlandığı harfin çekilmesi, uzatılması gerekiyor. Evet, okuyalım. Li, bi, fi, ni, i. Kalın harfleri uzatırken biraz incelterek okuyalım. Bir daha söylüyorum. Kalın harfleri uzatırken, yani şu Y kalın harfi uzatıyorsa eğer, kalın harfi biraz ö şeklinde değil de incelterek i şeklinde okumaya gayret edelim. Evet. Mi, zi, ti. Burada z çekiliyor y tarafından. Zi, de. Burada kaf çekiliyor y tarafından. Kı, le. Kı, de. Ni, le. Ki, de. Sı, bakın bu da kalın. Biraz incelttim farkındaysanız. Sı ne demedim yani. Sı denmez. Biraz sanki orada Y'yi okuyormuş gibi. Sanki ama. Biraz kalın harfleri esreli çekerken inceltmemiz gerekiyor. Şurada olduğu gibi. Sı ne. Y. Zi. Bakın Y'de hareket yok. Zi'yi uzattım. Dü. Bir daha okuyalım. Y. Zi. Dü. Y. Ki, dü. Ye, ni, lü. Ye, bi, bakın burada karışmasın kafamız. Şu ye ayrı harftir. Yanına geliyorum, b ayrı bir harftir. Bir daha gösteriyorum, kamera yakın çeksin. Ye ayrı bir harftir. Üstünle okunuyor, çekmeden okunuyor. B ayrı bir harftir. Ancak b'den sonra gelen ye'de hareket olmadığı için b'yi uzatarak okuyoruz. Bi şeklinde. Bir daha okuyalım. Ye, bi, tü. Yani şuradaki ye'yi okumuyoruz. B'nin çekmesine yaradığı için. Hareket olmadığı için. Evet. Ye, bi, u. Ye, mi, lü. Yü, ri. Y tarafından çekildi. Dü. Yü, ri, dü. Yü, şi, ru. Yü, ci, bü. Yü, gı, mü. Bakın ne demiştik? Kalın harfler çekilirse biraz incelterek çekiyorduk. Bu kaf, y tarafından çekildiği için biraz incelterek okuduk. Bir daha okuyalım.
yü, i, yani kı demedik. Kuralımız neydi? Esre kalın harflerde ı sesiyle okutur, ince harflerde i sesiyle okutur demiştik. Kural kalın harflerde ı sesiyse madem burada niye kı okumadık? Çekerken, yani bu kalın harfler çekilirken harfimet kendilerine gelirse eğer biraz incelterek okumak daha evladır yani. Yü, ı, bakın incelttim biraz. Mü, incelerde öyle bir sıkıntı yok. Yani gördüğünüz gibi uzatıyorsunuz yani. Evet, yü, mi, tü, yü, fi, dü, tü, ri, buradaki ra'yı hangisi çekti? Şu kırmızıyla yazılmış hareketsiz y, ra'yı çekti biraz. Tü, ri, buradaki d'yi de buradaki y çekti, hareketsiz y, hem de kırmızıyla yazılmış. Di, ne, bir daha okuyalım toplu. Tü, ri, di, ne, tü, şi, ri, ne, tü, i, mi, ne. Bakın bunlarda hep ikişer tane var çeken. Tü, fi, di, ne. Bakın şurada ikisi de çekiliyor aslında. Kaf da çekiliyor, mim de çekiliyor ama harekeleri esir olarak yazılmış. Burada da asar yazılmış. İkisi de aynı şey yani. Tü, fi, di, ne. Tü, ci, bi, ne. Bakın parmağımı kırmızı siyahla yazılanlara koyuyorum ki çekilen bunlar yani. Bakın tü, ci, bi, ne. Tü, ci, bi, ne şeklinde. Evet. Yü, ri, dü, ne. Yü, şi, ru, ne. Yü, ci, bü, ne. Yü, i, mü, ne. Yü, mi, tü, ne. Ta, le, mi, ne. Tel, bi, si, bakın burada ye, sini çekiyor. Si, ne. Tek, bi, ri, ne. Tek, ri, mi, ne. Tel, li, mi, ne. Bakın şu cümlede ve diğerlerinde hiç uzatmadık. Sadece y ile yazılan harfleri uzatıyoruz yani. Şu anki dersimiz o. Evet, son satıra geçelim, bitirelim inşallah. Tü'al, li. Tü'al, li. Mi, ne. Tü'keb, bi. Tü'keb, bi. Ri, ne. Tü'beşşi, ri, ne. Tü'beşşi, ri, ne. Tü'kelli. Tü'kelli. Mi, ne. Tü'sebbi. Tü'sebbi. Hi, ne. Evet. Allah'ın mübarek etsin. Bugünkü dersimizi sonlandırdık. Mevla Teala hakkıyla bitirmeyi cümlemize nasip etsin. Kur'an-ı Kerim okumak güzel. Kur'an-ı Kerim okunan evlerde bereket olur. Hesaba çekilirken hesabı kolay olur. Kur'an-ı Kerim okuyan kişi Kur'an-ı Kerim tarafından kendisine şefaat olunur. Mevla Teala her harfine, her harekesine, her medine, her kuralına uyarak okuyanlardan olmamızı cümlemize nasip etsin. Sabırla dinlediğiniz için, Allah rızası için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.